2-3 tane yanlışı da tavsiye edeyim. Bir tanesi, tedavi için Kur'an okuyanlara para verilmez, alıyorsa batıldır gibi yanlışımız var. Fetvain diye T maddesi. Kitap söylüyorum. Fetvain diye T, tedavi maddesi. Orada Kur'an iki şekilde okunur. Bir ubudiyet, bir tedavi. Ubudiyet için okunursa para alınmaz. Tedavi için okursa para alınır. Çünkü Kur'an aynı zamanda şifadır. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifan ve rahmetin lil mu'minin. Değil mi? Ne olur para almasa? Nahiller meydan alır. Ehli neyle geçinecek? Hem ehli arıyorsun, uzman arıyorsun, hem para almasın. Tamam da neyle? Havayla mı geçinecek? Nefesle mi? Çoluk çocuğunu ve neyle geçinecek? Eğer sen buna desteklemezsen, bu sefer fabrikaya gidecek, bu işi bırakacak. O zaman uyduruklara kalacak meydan. Böyle yapıldığı gibi şimdi. Ama mevlüt okuyorsun, bir de Kur'an okuyorsun, para alınmaz. O ubudiyet. Cami imamı maaş mı alıyor? Hayır. Hediye diyecek. Ben ümmete bu hizmeti yapıyorum. Ümmete bunu yapıyorum. Onlar da ümmette benim çoluk çocuğumun rızkını tekefül etmiş. Öyle. Eskide Kur'an'ın fiyatı yoktu ki. Şimdi var mı bilmiyorum da hediyesidir diyor. Aynen öyle. Evet. Kur'an fiyatı olur mu?